13 Ağustos 2022 Cumartesi, Ankara At Yarışı tahminlerimize, hoş geldiniz. Öncelikle, yayınlarımızı takip edip, videolarımızı beğenen herkese, şimdiden teşekkür ederiz. Ankara programında 8 koşu var. Sadece 6'lı Ganyan dahili koşulara tahmin vereceğiz. Sahadan duyumlar ile, Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları, sizlere aktaracağım. Yorumlarımızda dikkat etmenizi istediğimiz bir husus var. Bilmeyenler veya yayınlarımızı ilk kez izleyenler için tekrarlama gereği duyuyoruz. Genel olarak tüm koşularda, takısal değişiklikleri, yarışın gidiş hattını ve bazı önemli değişiklikleri aktarıyoruz. Bu bilgileri aktarırken, atları numarasız olarak belirtiyoruz. Yarış tahminlerimizde ise numaralı olarak at isimlerini zikrediyoruz. Buna dikkat etmenizi istiyoruz. Şimdi tahminlerimize geçelim. 1. ayak. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin, handicap 16 yarışı, 1900 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda sadece, popular city kapalı gözlüğü çıkartarak yarışacaktır. Liderliği ısrarla alacak süratli bir atın olmadığı bu koşuda, yarışın ağır tempoda geçmesini bekliyoruz. Juno moneta, şirin oğlu veya royal eagle isimli atlar, liderliği almak için hamle yapacaklardır açıkçası ön grup atlarından Juno Moneta'nın ağır kilodan etkileneceğini, Şirin Oğlu ve Royal Eagle'a grubun sert gelebileceğini düşünüyoruz. Bu tempoda, ön grubu yakın takip eden atlar genelde başarılı oluyorlar. 7 numaralı Amadis, bu şartlarda çok koşan bir isim. Düzlükte öndeki atları yakalayıp geçme konusunda çok başarılıdır. 6 numaralı Harlan Draka'da sürekli formunu arttıran kaliteli bir isim. Uygun kilosuyla düzlükte mutlaka birincilik mücadelesinde olacaktır. Bizce biraz riskli de olsa bu iki at ilk ayak için yeterli olabilir. Rakamsal sıralamamız 7 6 şeklindedir. 2. ayak 3 ve yukarı yaşlı dişi İngiliz atlarının katılacağı, grup 1, Karadeniz koşusu, 1600 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda sadece, Valley of Flowers dil bağı takısı alarak yarışacaktır. Yarışta çok süratli bir tempo olmayabilir. Liderliği muhtemelen çipçe alacaktır. Glotin ve Hermione Granger gibi stili rakipleri var fakat, bu atlar ısrarla liderlik isteyen isimler değiller. Çipçeye baskı kurmazlarsa, yarışı ağır tempoda götürebilir. Bu şartlarda, hem kendisi, hem de ekürisi şanslı duruma gelecektir. Bu sebeple bir numaralı çipçe, bizim favorimizdir. İki numaralı Hard of Hüsne ve 3 numaralı İllüzyon, çok gerilerde beklemedikleri sürece, bu grupta kazanma şansı yüksek olan atlardır. Ön grup atlarından 9 numaralı Hermione Granger'i de kuponlarda bulunduralım. Gökhan Kocakaya'nın yarış okuma tecrübesiyle, bu şartlarda kazanma şansı yüksektir. Son olarak da, yarışın süratli geçme ihtimaline karşı, 10 numaralı Snowbird'ü kuponlara işaretleyelim. Her yarış üstüne koyarak gelen Snowbird, bugün de iddialı olabilir. Yeter ki yarış erken süratlensin. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 1, 2, 3, 9, 10 şeklindedir. Üçüncü ayak. Dört ve yukarı yaşlı Arapların katılacağı kısa vade altı Anadolu atırklarını yaşatma ve geliştirme derneği koşusu 1.600 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan bir at olmamıştır. Yarışın ağır tempoda geçmesini bekliyoruz. Kaya Bert liderliği alacaktır. Kendi temposunu kurup çıktığı gibi bitirmeye çalışacaktır. Ancak bu grupta bitirme ihtimali zayıftır. Onu yakın takip edecek olan 6 numaralı Başar, bizim net favorimizdir. Son yarışına benzer bir yarış yaparsa, bu grubu da geçebilir. Bizce tek ciddi rakibi, kalite bakımından farklı olduğunu söyleyebileceğimiz 9 numaralı Arieliva olacaktır. Arieliva, uzun süredir kazanamıyor olsa da, çoğu zaman sert gruplarda ters gidişatlara denk geldiğini düşünüyoruz. Bugünkü grup kendisi için çok uygun yarışı önlere yakın takip etmesi durumunda bu grubu geçecektir. 6 numaralı Başar ile 9 numaralı Arielyva'yı ayırımsız yazıp bu ayağı geçebiliriz. 4. ayak. 2 yaşlı İngilizlerin katılacağı Grup 1 Karayel koşusu 1300 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda start alan Lion Francesco, kapalı gözlük takısı eklenerek yarışacaktır. Yarışta iki tane süratli isim var. Yamaniko ve Lion Victory, startta beraber öne gelmek isteyecek olan süratli atlardır. Mesafeden dolayı ikisinin de inatla liderliği isteyeceğini düşünüyoruz. Süratli tempoda ve bu pist ve mesafede çok koşan 6 numaralı Nirvana, yine kazanabileceği şartları yakalamış durumda. Grupta sert rakipleri olsa da bugün için lehine şartları kullanıp seriyi devam ettireceğini düşünüyoruz. 6 numaralı Nirvana günün bankosu olarak yazılabilir. 5. ayak. 3 yaşlı Arapların şartlı 4 yarışı 1300 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliğine giden 4 isim oldu. Koca oğul, bu kez dil bağı olmadan yarışacak. Rıza Bey, kapalı gözlüksüz yarışa katılıyor. Tilki Andrea, bugün kulaklık takısını çıkartarak yarışacak. Öz değer ise, bu kez kulaklık ve dil bağı olmadan yarışacak. Koşunun liderliğini, ilk iki yarışında olduğu gibi 5 numaralı kafa Oktay alacaktır. Startla beraber kafayı alıp, çıktığı gibi bitiren bir yapıya sahiptir. Bizce bugün de aynı şeyi başarabilir. Stili rakipleri kendisi kadar süratli değiller. Rıza Bey, Rockstar ve Özdeğer, daha önce az da olsa liderliği alarak yarışmış isimler. Bugün kendi şanslarını azaltmamak adına, Kafa Oktay'dan liderliği almak istemeyeceklerdir. Bizce, öngörülen gidişatta Kafa Oktay yine temposunu kurup, çıktığı gibi bitirecektir. Bu şartlarda günün ikinci bankosu olarak, 5 numaralı Kafa Oktay yazılabilir. Altıncı ayak. Üç yaşlı İngilizlerin Maiden yarışı 1.600 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliğine giden 3 tay olmuştur. Altuğ Bey bugün dilbağı eklenerek yarışacak. King Avşar'dan kapalı gözlük çıkartılacak ve dilbağı eklenecektir. Razmataz ise bu kez kapalı gözlük takısı eklenerek yarışacaktır. Bu koşuda hafif ağır tempolu bir gidişat bekliyoruz liderliği 2 numaralı Baltazar alacaktır. Onu da muhtemelen Haydi Ayşe yakın takip edecektir. Mesafeden dolayı temponun ağır geçeceğini ve Baltazar'ın kendi temposunda yarışı sürdüreceğini düşünüyoruz. Son yarışlarında kazanmaya yaklaşan Baltazar, bu kez Ahmet Çelik ile yarışacak. Tüm şartlar lehine gözüküyor. Bir Netif khan temsilcisinin, bu kadar formda olup, iyi binicilerle yarıştığı halde kazanamaması, biraz düşündürücü bir sebep. Yine de 2 numaralı baltazarı, misli ve küçük kuponlar için alternatif banko olarak önerebiliriz. Bizce baltazar kazanamazsa, burada büyük bir sürpriz çıkabilir. Genel olarak 6'lı ganyan dahili koşularda, azat önerdik ve iki bankomuz var. Bu koşuyu sağlam kuponlar için kapatmak istiyoruz. Özellikle 11 numaralı türün tepeye dikkat etmenizi öneririz. Bu arada, bazı takipçilerimiz koşuların kapatılmasını sevmiyor. Biz, şablon bütçemizi aşmayacaksa ve çok sürpriz bir netice bekliyorsak o koşuyu kapatıyoruz. Kazanma ihtimali olmaz dediğiniz at, o belirsizlikte yarışı kazanabilir. Bazı atlar, o kadar kötü durumdadır ki, bunu yazmaya ne gerek var dersiniz. Bu tür atlar, hepsi yapılmadıkça kuponlara işaretlenmez. Ama emin olun, çok yüksek ikramiye verecek olan bir altılı da, 15 atın 14'ünü yazıp, bir tanesini çıkartarak kaybedebilirsiniz. Bunun en basit örneğini 12 Ağustos Bursa yarışlarındaki son ayakta gördük. Umarız bundan sonra hepsi işaretlenirken daha temkinli eleştirilerde bulunursunuz. Bu koşunun kaderi de Baltazar'ın nasıl koşacağına bağlıdır. Biz yerimiz olduğu için bu koşuyu hepsi olarak işaretliyoruz. Sizler varsa tuttuğunuz atları 2 ve 11 numaranın yanına ekleyerek yazabilirsiniz. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken, kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Bu yorumlar, yarışlardan bir gün önce hazırlanıyor. Sizlere en faydalı bilgileri aktarmaya çalışıyoruz. Ancak yarış günü olabilecek değişiklikleri, mutlaka takip etmenizi öneririz. Videomuzu beğendiyseniz, kanalımıza abone olup yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Herkese bol şans dileriz. İyi akşamlar.